Arkadaşlar merhabalar. 11. sınıf Akademi serisinde analitik geometrinin 5. dersindeyiz. Yani doğru analitiğinin 2. videosu oluyor bu. Peki ne işleyeceğiz? İki noktası bilinen doğrunun eğiminden bahsedeceğiz. Geçen ders eğimden bahsetmiştik. Şimdi de özel durumu, iki noktası bilinen doğrunun eğiminden bahsedeceğiz. Kitabımızda sayfa numarası 66'yı ve 67'den de bir soruyu işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Derse başlamadan önce hoca niye bu kadar az işliyor falan diye kafanda bir soru işareti oluşmuş olabilir. Yapacağım. Dersin sonunda yapacağım, vereceğim bir bilgi var. Birkaç bilgi var arkadaşlar. O yüzden buradaki kısaymış gibi gözükecek ama işleyeceğimiz şey aslında biraz bir tık uzun. Yani tam yerinde ve kıvamında bırakıyoruz merak etmeyin. Evet şimdi iki noktası bilinen doğrunun eğimi için. ispatı burada var. Ben siz anlayın diye daha da güzel anlatabilmek için böyle ispatı kendim yapmak istiyorum. Şimdi analitik düzlemde iki nokta verilmişse yani A noktası x1 virgül y1 B noktası da x2 virgül y2 verildiğinde şimdi ne yapacağız? Eğim bulmaya çalışırken biz eğimi nasıl biliyoruz? Bir tek tanjant alfa olduğunu biliyoruz. E o zaman bu doğrunun x eksenine yaptığı açı alfa ise alfayı bulmaya çalışacağız. Şimdi A noktası x1 virgül y1 ya hemen x1 virgül y1'i şöyle gösteriyoruz. Evet burası x1 burası y1. B noktası da x2 virgül y2 ya. Hemen onu da gösteriyoruz. Hocam burası x2 burası da y2. Hemen bunları gösterdikten sonra ben tanjant alfaya ulaşacağım. Tanjant alfaya ulaşmak demek dik üçgene ulaşmak demek. Hocam burada dik üçgen var ama kenarları yok. Kenarları belli olan dik üçgen yapmak lazım. Daha önceden de bu ispa ispat tekniğini de biliyorsun aslında. E ne yapalım? Şurada bir dik üçgen oluşturacak olursak eğer. Hocam bu uzunluk belli. Niye? x2 X, x1 olduğundan dolayı. Hocam bu uzunluk belli. Niye? Şurası y2 eksi y1 olduğundan dolayı. E bu ne işimize yarayacak? Alfa iken. Şununla şu paralel ya. Yöndeşitten dolayı burası alfa. Aa, burada bir dik üçgen çıktı. Dik üçgenden tanjant alfayı bulabilirim. Eğim dediğim tanjant alfaydı. O da neye eşit oldu? y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'e eşit olmadı mı? Evet. Yani ben buradan şu sonucu çıkartıyorum dostlar. İki noktası bilinen doğrunun eğimi Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Yine tanjant alfadan bulunuyor. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. E hocam ben burada y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 yazdım ama bunun tam tersi olamaz mı? y1 eksi y2 bölü x1 eksi x2 olamaz mı? Olabilir. Ama hangi noktadan başladıysan hep onu önce al. Mesela x2 y2'den başladıysan x, y, y2 eksi x1 bölü x2 eksi x1 de ya da Y x1 y1'den başladıysan y1 eksi y2 bölü x1 eksi x2 şeklinde de sonuçta bundan bunun farkı eksi ya yukarısı da eksi aşağısı da eksi sonuçta artı yapmış oluyor yine tamam cevap negatif olabilir eğim negatif olabilir ama şuradaki işlemin değişmediğini söylemeye çalışıyorum sana tamam yeter ki noktayı seç ilk noktayı seçtiğin noktadan hep çıkartma işlemini yap evet iki noktası bilinen doğrunun eğimi bu şekilde bulunuyor dostlar hemen örneğine bakalım Analitik düzlemde A 1'e 3 ve B eksi 2'ye 1 noktalarından geçen doğru ney mi nedir diye soruluyor bize. E ne yapacağız? Eğim dediğim y'ler farkı bölü x'ler farkı. Buradan başladıysam 1 eksi 3 y'ler farkı bölü buradan başlamıştım x'ler farkı. Yani 1 eksi eksi 2 deme buradan başladığımız için eksi 2 eksi 1 de. E o zaman burası ne yaptı? Yukarısı eksi 2 aşağısı eksi 3. Cevabımız o zaman 2 bölü 3 çıkar. Evet örnek 1 bu. Geldik örnek 2'ye. Analitik düzlemde A ve B noktalarından geçen doğru x ekseni ile pozitif yönde 135 derecelik açı yaptığına göre. Şimdi x ekseni ile pozitif yönde 135 derece açı yapması ne demek? Ne demek? Bunun eğimini buluruz demektir. Eğim dediğimiz tanjant 135'tir. Bu da eksi tanjant 45 eşit değil midir? Hani ikinci bölgeden birinci bölgeye atarken 180'e tamamlayanın eksilisi oluyordu. Tanjant 45 nedir? Hemen dik üçgeni çizersin. Hani 1 1 kök 2 de tanjant 45 elde edersin. O da karşı bölü komşu 45 burada ya. Yani 1 bölü 1'den 1 yapar. Ama eksi 1 olacak. Peki eğim eksi 1 oldu. İşte bize diyor ki analitik düzlemde bu iki noktadan geçen doğrunun eğim açısı buymuş. Yani ben sana şöyle göstereyim. Şöyle eğim açısı 130, kaç dereceymiş? 135 derece olan doğrumuz bu şekilde. Nereden geçiyor? Şuradan. Eksi 2'ye 3'ten ve k eksi 1'e 2'den geçiyor. E hocam bu iki noktadan da ben bu doğrunun eğimini yazabilirim. Bu iki noktadan doğrunun eğimi nedir? Y'ler farkı yani 2 eksi 3 bölü x'ler farkı yani K eksi 1 eksi eksi 2. Yani K eksi 1 artı 2 yaptı. Yerel fark ederken eksi K eksi 1 eksi eksi 2 eksi eksi çarpma artı yaptı. E o zaman buradan eksi 1 eşittir. Eksi 1 bölü K eksi 1 yapar. İşler dışlar. Bununla bunu çarpalım. Eksi K artı 1 eşittir. Eksi 1 yaptı. Eksi K'yı buraya. Bunu da buraya atalım mı? Atalım. buradan sıfır gelmiyor değil mi? Buradan işlem hatası yapmadım değil mi? Eksi K artı 1. Aa burası k artı 1 yapıyormuş. Çok özür arkadaşım. Şurası eksi 1. Bak dikkat et. Ee, k eksi 1 artı 2 k artı 1 yapıyormuş burası. Bununla bunu çarptığın zaman o zaman ne oldu burası? K, eksi k eksi 1 oldu. Eşittir eksi 1'den. O zaman k neye eşit oluyor arkadaşlar? Sıfıra eşit oluyor. Yani örnek 2'yi böylelikle sıfır bulduk. Geldik örnek 3'e. Aşağıda verilen dik koordinat sisteminde Ali'nin evi ve okulunun konumu modellenmiştir. Ev, okul. Ali evden okula giderken X ekseninele çakışık yoldan geçiyor. Ali evden okula giderken en kısa mesafeden gideceğine göre Ali'nin yolu geçerken kullandığı nokta naptı nedir diye soruluyor. Arkadaş Ali'nin yolu burada ya. Ali ya böyle gidecek, böyle gidecek, değil mi? Ya böyle gidecek, bu yoldan geçecekmiş ya. Böyle gidecek. Abi Ali evden okula giderken en kısa böyle dümdüz gitmez mi? Evet, dümdüz gittiğinde de bu yoldan geçiyor. Yani burada ne demek istiyor? Bu şekilde giderse eğer ne olacak? Bu şekilde gittiği zaman okulundan evine ya da evinden okuluna en kısa yoldan gitmiş olur. Yani o zaman burası da ne diyelim k noktası diyelim x'e 0 noktası oldu. Bu üç tane noktanın doğrusallığını inceleyeceğiz biz şimdi. Şimdi ben sana sorunun çözümüne geçmeden önce şunu söyleyeyim. Ki çok önemli ben bu soruyu bir tık yeni nesile çevirmişim burada öyle karşınıza getirmişim. Normalde soru şöyle gelebilirdi. Atıyorum A noktası verirdi. B noktası verildi. Bir de x eksen üzerinde K x eksen üzerinde olmak zorunda değil. Bir de C noktası verildi. Tamam mı? A noktası belli, B noktası belli, C noktasında apsisi ya da ordinatı eksik olurdu. Bu üç tane nokta doğrusal ise o zaman bu noktalardan bir tanesi işte eksik olan parçayı tamamlayın. Ya da işte C noktasının apsisi ya da ordinatı yok ya C noktası nedir diye sorusu mutlaka mutlaka işleyeceğiniz sorular arasında. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. İlk sorunuz böyle okulda, ikinci sorunuz böyle, üçüncü sorunuz da böyle doğrusallıkla ilgili bir soru gelir. Hatta daha da böyle şey yapayım bu soruya böyle bir yıldız atın size doğrusallıkla ilgili ortak sınavınızda büyük ihtimalle soru gelecek. Yıldızınızı atın. Ortak sınavınız olsa da olmasa da hocanız analitikle ilgili bir soru soracaksa 3 tane noktanın doğrusallığı ile ilgili mutlaka ama mutlaka bir soru soracak. Ama değişik şekillerini sorar. Şimdi biraz sonra değişik şekillerinden zaten bahsedeceğiz. Ama işte yeni neslini sorar. Ama eski yeni neslini sorar bilemiyorum. Ben burada eski resimde sana gösteriyorum. Üç tane nokta verir doğrusal der. Doğrusal dediğinde iki farklı çözüm yöntemi olacak. Bir tanesi şu. Eğer 3 nokta doğrusalsa ABC üçgen oluşturmuyor. ABC üçgeninin alanı 0 dersin birinci yol. İkinci yol nedir? Bak şimdi bu üç nokta doğrusal ya. Şu iki noktada bu doğrunun eğimini veriyor. Yani eğim AB neye eşit olur? Bu iki noktada bu doğrunun eğimini vermiyor mu? Veriyor. E, her ikisi de aynı doğrunun eğimi. Eğim BC'ye eşittir dersiniz. İşte buradan bir çözüm atarsınız. Hatta ve hatta eğim bu iki noktada bu doğrunun eğimini veriyor. Bu da eşittir eğim AC de dersiniz. Genelde ikisi yeterli oluyor. Eğim AB eşittir eğim BC dediğiniz an sonuca ulaşırsınız. Tamam unutmayın bunu şu soruya bir yıldız atın. Sınavınızda büyük ihtimalle karşılaşacağınız bir soru tiplemesi. Evet şimdi şuraya gelelim. Ee, buradan şeye gelecek nereye gelecek evinden okula giderken ya da okuldan eve giderken bu yoldan geçecek ya en kısa mesafesi dümdüz gidecek yani doğrusu olacak. Bu ne demek? O, K, E. O, K, E. Doğrusal demek. E doğrusal demesi ne anlama geliyordu arkadaşlar? Eğim O, K. Aynı zamanda eğim K, e eşit. Aynı zamanda eğim O, E'ye eşit. Artık hangisi daha kolaysa. O, eğim O, K eşittir eğim K, e derken her ikisinde de X'i kullanacağız ya. Bence eğim O, kullandıktan sonra bir de eğim şunlardan eğim bulabiliyorum. Eğim EO demek daha mantıklı değil mi? Evet. Her ikisinde de x'li bir şekilde bir eşitlik yapacağına birinde şurada x'i kullandıysan öbüründe de x'i kullanma derim ben sana. Hadi burada eğimi yazalım o zaman. Eğim OK. Eğim OK nedir? Y'ler farkı. 0 eksi eksi 10. Yani artı 10 yaptı. 0 artı 10 bölü y'ler farkı bölü x'ler farkı. x eksi 10 eşittir. Şimdi şu ikisindeki eğime bakacağım. Y'ler farkı. 40 eksi eksi 10 yani 40 artı 10 bölü 60 eksi 10'a mı eşit olacak? Evet. Burası 10 bölü x eksi 10 eşittir. 50 bölü 50 yaptı. Hocam şu şu gitti. 1 bölü 1 kaldı. O zaman işler dışlar yapınca x eksi 10 eşittir 10'dan x'i de böylelikle ne buluruz? 20 olarak buluruz. Evet örnek 3'ü de böylelikle 20 bulduk. Lütfen bu soruya dikkat edin. Dediğim gibi klasik bir şekilde de 3 nokta verilip sadece doğrusallığından bahsedebilir. Biz ilk etapta bunu nasıl yaptık? Yeni nesle biraz çevirdik. Burada da doğrusallığını sen, senin tahmin etmeni istedik. Tamam yani bir taşla iki kuş vuralım dedik. O yüzden böyle bir soru yazdık. Lütfen ama lütfen bu soruya dikkat et. Ama anladım değil mi? İkişerli eğimleri birbirine eşit olacak. Evet geldik bir sonraki soruya. Son soru ama dur. Ondan sonra bir şey daha anlatacağım. Şimdi bu soruda ne diyor? Yukarıdaki dik sisteminde A 8'e 3, B 3'e 1 noktaları verilmiştir. X ekseni üzerindeki bir C noktası için ACA artı BC toplamının en küçük olduğuna göre, bak, 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 dikkat et. Şimdi ACA artı BC, şöyle bir C noktası seçecekmişim ben. Buradaki C noktasının nerede olduğunu bilmiyorum. Yalnız şu şart var, ACA artı BC'nin en küçük değerini arıyorum. Eğer hocanız zor bir soru soracağım diyorsa, bu doğrusallıkla alakalı, işte bu soruyu da sorabilir. O yüzden bu soru tipinde geçmedim hatta bu soru tipinin böyle dallanmış budaklanmış halinde biraz sonra vereceğim. Arkadaş. Bu C noktasının nerede olduğunu bilmiyorum. C noktası belki burada olacak. E burada olduğu zaman belki de şu ikisini toplamı en küçük değeri alacak. Belki de şurada olursa en küçük değeri alacak, değil mi? Bunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. E ben bunun yorumunu nasıl yapacağım? Bir kere soru kökü hiç analitik düzlem çizilmeden de sadece ve sadece sözden olarak da gelebilir. Bu tür sorularda mutlaka ve mutlaka analitik düzlemi çizin. Analitik düzlem üzerindeki yorumlama gücünüz burada önemli. Analitik düzlemi çizin. Burada çizili hali var zaten. İşimiz burada bir tık daha kolay. Sadece sözel bir şekilde gelmiş olsaydı ve toplamlarının en küçük değeri ya da farklarının en büyük değeri de sorulabiliyor. Bazen analitik düzlemi çizip analitik düzlemi üzerinde yorumlayacağız. Peki hocam ben bu ikisinin toplamının en küçük değerini nasıl kestireceğim? Bak şimdi. Arkadaş şöyle biraz dik üçgenden anlatayım ben sana. Biraz dik üçgen anlatayım. Dik üçgenden bir tüyo vereyim sana. Bak 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 bak. Dik üçgende biz bu soruları Hatta benim konu anlatımını işlediysen onu gördün. Şurası atıyorum 2. Burası atıyorum 4 olsun. Burası da 8 olsun. Bu 90 derece olsun. Bu da 90 derece olsun. Sorumuz şu. İşte K ileman işte BC olmak üzere X artı Y'nin en küçük değeri nedir diye sorulursa bize ne yaparız? Hocam bu X, ne, X, X artı Y K ileman BC ya böyleyken mi en küçük oluyor? Ya da böyleyken mi en küçük oluyor? Ne zaman bunların toplamı en küçük oluyor? Bunu kestirmek biraz zor. Aslında şekle baktığında zor. Evet. Ama çok kolay aslında. Bunun x artı y'nin en küçük değerini buradaki nokta neredeyken kestiremeyiz. Ama şöyle bir katlamasını alsam bunu, Bak 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 katlaması. Eş yapıyı kullanıyorum. Katlamasını alsam ne oluyor? Hocam katlamasını aldığım zaman burası x iken burası x mi oluyor? Evet. 2 iken burası 2 mi oluyor? Evet. O zaman şu halindeyken x artı y'yi kestiremedin. Şu halindeyken x artı y'yi kestir. Şöyle ve dik üçgenler böyleyken x artı y'yi kestir. Hocam şimdi yorumlayalım. x ile y'nin en az değeri nedir? Hocam bu noktayla bu nokta arasındaki en kısa mesafe olduğunda olmaz mı? Yani bunlar doğrusal olduğunda olmaz mı? Olur. E o zaman x ile y'yi doğrusal kabul edeceksin kardeşim. Bunu bulmaya çalışacaksın. E bunu bulurken ne yapacaksın? Dik üçgene karşılık getireceksin. Çünkü 90 dereceler var. Dikdörtgen yaparım burada. 8 iken 8, 2 iken 2. A 6 burası. 8 burası. X artı Y en az hangi değeri almış olduğu o zaman? X artı Y'nin minimum değeri ne eşit oldu? 6, 8, 13 üçgeninden ona eşit oldu. Dik üçgende biz böyle sorular yaptık. Daha çalışmadıysan al sana burada olayı gösterdim. Var mı sıkıntı? Bence yok. E o zaman burada hocam şu ikisinin toplamının en az değeri soruluyor. Aslında bakacak olursan şurada iki dik üçgendeki şey değil mi? Hani burası 1'e 3 ya. Burası 3. Burası da 8'e 3 ya. 8'e ee, e 3 olduğunda pardon 3'e 1 ya burası. 3'e 1. Şurası 1 birim. Burası da 8'e 3 ya. 3. Aslında şuradaki iki dik üçgen alttaki soru gibi bir tanesinin katlamasını alacaksın sadece. Al kardeşim katlamasını. Katlamasını aldın. Katlamasını aldığın zaman senden şu CA artı CB'nin en az değeri isteniyor. Yani şuraya AB diyecek olursak A artı B'nin minimum değeri isteniyor. Yani minimum olduğu anda toplamının minimum değeri istenmiyor. Bak toplamının minimum değeri istenseydi nasıl hamle yapacaktık şimdi onu da söyleyeceğim. Al böyle katlamasını. Şimdi burası şöyle baktığın zaman hocam burası 3'e 1 noktası. 3'e 1 noktası. Katlamasını aldığın zaman apsisi değişmiyor. Yine burası B üssü noktası ne olacak arkadaşım? Yine 3'e hop şunlar birbirine eşit olacak ya katlamasını aldığımız için. 1 3'e eksi 1 noktası yapacak. Şimdi CA artı CB'nin en az olması için A artı B'nin en az olması için ne olması lazım? Şunun doğrusal olması lazım. Bunu inceleyeceğiz. Eğer A artı B değerinin en küçük değeri istenmiş olsaydı o zaman bu iki nokta arasındaki uzaklığa bakacaktım. Direkt X'ler farkının karesi artı Y'ler farkının karesinden. Ama bana diyor ki CA artı CB'nin toplamının en küçük olduğuna göre C noktasının hapsisi isteniyor. Buradaki C noktasının hapsisi isteniyor benden. E hocam 3 tane nokta var elimizde. Bu nokta, bu nokta ve bu nokta doğrusal diyor. Doğrusallık olma şartı nedir? Yani B üssü C ve X A'nın ne olması lazım arkadaşlar? Aynı doğru üstünde olması lazım. İkişerli eğimlerinin birbirine eşit olması lazım. Yani eğim B üssü C eşittir. Şu ikisinin eğimi. Şu ikisinin eğimi. Eğim C A'ya eşit olacak ya da eğim ne eşit olacak arkadaşım? Şuna. B üssü A'ya eşit olacak. Eğim B üssü A'ya eşit olacak. E hocam burada eğim B üssü C'yi kullanayım. Tamam. Ama burada da x var. x kullandım. Burada da eğim ac'yi kullanmayayım istersen. Ya da istersen kullanayım. Bu sefer de bu x'i de yapayım. Her ikisinde de x olabiliyor. Bazen e, tam idrak edemiyoruz onu. O yüzden bu şekilde yapayım. O zaman eğim b üstü c nedir? Y'ler farkı. 0 eksi eksi 1. Yani 0 artı 1 bölü x'ler farkı. x eksi 3. Bu eğim b üstü c yazdım. Eğim CA'ya. Eğim c a'da nedir? Y'ler farkı. 3 eksi 0 bölü x'ler farkı. 8 eksi x eşittir. Bak burası 1 bölü x eksi 3 yaptı. Burası da 3 bölü 8 eksi x yaptı. İşler dışlar yapalım. 8 eksi x eşittir. 3 x eksi 9 yapar. Buradan 4 x 17'ye eşit oldu. x de buradan 17 bölü 4'e eşit oldu. Zaten benden c noktasının absisi deniyor. x deniyor. Yani cevap 17 bölü 4 yaptı arkadaşlar. Evet dediğim gibi doğrusallıkla ilgili öğretmeniniz size daha zor bir soru soracaksa işte aynen bu şekilde daha da zorlaştırabilir. Ben de size bunu es geçmek istemedim. Bunu bu şekilde size anlatmak istedim. Hatta bak ders burada bitti. Tamam dersi burada bitirebilirsin aslında. Daha uç noktaları öğrenmek istiyorsan çünkü ders bitti bunu bir sonraki videoda anlatacağım. Daha uç noktaları dinlemek istiyorsan benle birlikte devam et. Şimdi sana birkaç bilgi vereceğim, birkaç antrenman yapacağım yani. Şimdi şöyle bir şey var. Yani işte A noktası verilip B noktası verilip K noktası da y eksen üzerinde denildiği zaman şekil çizmek zorunda değil adam derse ki bize hocam Ka artı Kb'nin minimum değeri nedir diye sorulursa ne yapacağız? E hocam ne olacak burada? Çok kolay. K artı. Bir burada K demiş sıfıra Y noktası. K sıfıra Y nerede? Y eksen üzerinde bir nokta. Y eksen üzerinde öyle bir nokta seçeceğim ki K ile KB'nin toplamının minimum değerini arayacağım. O ne zaman olur arkadaşlar? Hop şunu şöyle birleştirirsin. Tam olarak K noktasını burada seçersen K artı K minimum değerini almaz mı? Alır. Evet, minimum değerini tam burada alır diyeceksin. E, o zaman buradaki 3 noktanın doğrusallığına bakacaksın. Yani A, K ve B doğrusal olursa diyeceksin. Var mı bir sıkıntı? Yok. Peki geldik şuraya. Şöyle bir şey denirse. K noktası x, ekseni üzerinde olursa. A noktası burada, B noktası burada. O zaman ne yapacaksın? Hocam şu ikisinin toplamının en az değeri sorulursa. Bak bu sefer ne oldu? Bu ikisinin toplamı. Hocam doğrusallık A ile B'yi doğrusal alsam olmuyor. X ekseninden geçmiyor. O yüzden şöyle yapacaksın. E ne yapacaksın? Bu ikisinin toplamının en küçük değeri soruluyorsa bir tanesinin böyle katlamasını alacaksın. Yani simetriğini alacaksın şöyle. O zaman burası ne yaptı arkadaşım? A üstü noktası yaptı. O zaman KA artı KB'nin en az değeri soruluyorsa A üstü K ve B'nin ne olması lazım? Doğrusal olması lazım. Ya bunun doğrusallığı da eğim nedir? Eğim A üssü K eşittir eğim KB o da eşittir eğim A üssü B'den geliyor dostlar. Anlaşıldı mı? Olay bu. Şimdi biraz daha şey yapalım abartalım. Biraz daha abartalım. Bu sefer bak bu sefer şey diyelim. Eksenler üzerinde olduğu zaman işimiz kolay. Bu sefer K noktasını bireye Y seçersem ne olacak? K noktası bireye Y demek ne demek arkadaşlar? Hocam x eşittir 1 doğrusunun üzerinde. Yani apsi 1 olacak. İşte K noktası burada da olabilir, burada da olabilir, burada da olabilir, burada da olabilir, burada da olabilir. Yani bu durumda bizden şu isteniyor. Hocam şu ikisinin toplamının en az değeri isteniyor. E yine çok basit bu. Ne yaparsın burada? Hop A ile B'yi birleştirsin. Doğrusal yol bu kırmızı çizgiyi kesiyor. Yani sen buradaki K noktasını K1'e y'yi burada seçersen işte burası K KB en az değerini alır. Yani burada ne yapacaksın? A, K ve B'nin doğrusallığına bakacaksın. Peki şöyle olursa k noktası eksi 3'e y olsun. Yani iki noktada k noktasının sağında olursa ve senden şu istenilirse k a artı k en az değeri istenilirse. Şimdi baktığımız zaman bak sağında olsun her iki noktada. Şimdi baktığımız zaman ne oldu arkadaşlar? Şu ikisinin toplamının en az değerini bulmaya çalışıyoruz. Hocam k noktası eksi 3'e y demiş ya. K noktasını eksi 3 yani eksi 3'e y. eksi 3 olsun y'si bir değişik olacak. Y'si buralarda bir yerde olacak. İşte bu noktalardan hangisini seçersem ben işte K artı KB değeri ne olacak arkadaşlar? K artı KB değeri ee, minimum olmasını arayacağım. Arkadaş bizim şeye benzedi aslında. O şöyle bir noktada olur. Bak tam şöyle şunla şunun toplamı en az değeri. E ne olacak arkadaşlar? Bir tanesini şöyle yansımasını alırız. A'nın yansımasını al. Hop A üstü burada. Çünkü biz böyle doğrusallık yaptığımızda dikkat et doğrusallık yaptığımızda e, bu eksenden geçiyor mu geçmiyor. A böyle bir tanesinin bu doğruya göre yansımasını aldı olursak yansıması da çok basit arkadaşlar. Yani noktamızı atıyorum e, burası atıyorum eksi 2'ye 1 noktasıysa yansımasını almak hani buradan eksi 2'den buraya bir birim var. E buradan buraya da bir birim olur dersin. E, Apsi değişir ordinatında herhangi bir değişiklik yok dersin tamam mı? O kolay zaten. E, atıyorum Tamam A üstü noktası burası oldu. Şimdi ben şurada şunu şöyle birleştirecek olursam eğer ne oluyor arkadaşlar? İşte buradaki K noktasını tam olarak ben burada seçersem eğer KA ve KB'nin toplamı en az değeri alır. Yani ne yapıyoruz? Bazen öyle bir birleşim yapıyoruz ki o doğruyu kesiyor. Bak mesela şurada başlayalım. A, B ve K eksen üzerinde şunu birleştirdiğimiz zaman yol üzerinden geçiyor. Yani biz buna şart diyoruz şart üzerinden geçiyor. Doğrusallığına bakıyoruz. Şöyle baktığımız zaman A ile B'yi birleştirdiğimizde şarttan geçmiyorsa o zaman ne olacak arkadaşlar? Bir tanesini şarta göre simetriğini alıyoruz. Yansımasını alıyoruz ya da katlamasını alıyoruz. Öyle yansımasındaki doğrusallığına bakıyoruz. Mesela burada değişik bir şekilde geldi. Şartımız bu oldu. Çizdiğimde şarttan geçiyor. Doğrusallığına baktık. Burada da şartımız bu yaptı. Şöyle B ile A'yı birleştirdiğimiz zaman maalesef şey olmadı. Ee, ne olmadı? Bu şartın üzerinden geçmedi. O zaman yansımasını aldım ya da simetriğini aldım ya da katlamasını aldık deyip ondan sonra doğrusallığına bakacağız. Yani buradaki şartımız da A üstü K ve B'nin ne olması lazım? Doğrusal olması lazım. Bak sana her durumu gösteriyorum. Sorularının e, bu şekilde çıkabileceğini gösteriyorum. Peki bu sefer şöyle yapalım. X'e 4 derse A B burada, A burada, B burada. Burada da Y'si o, sabit olacak. Bak dikkat et. Burada da Y'si 4 olacak. Y'sinin 4 olması demek ne demek arkadaşlar? Hocam bunun y eşittir 4 doğrusu üzerinde olması demek. Yani y eşittir 4 doğrusu üzerinde x'e 4 noktası var. Ben oradaki k noktasını acaba nerede seçersem şuradaki uzunluk yani k'yı şurada seçtik ya mesela burada seçtik. Şu artı şunun en küçük olmasını bekleyeceğim. Arkadaş sen şunu yine birleştirecek olursan oradaki k noktası tam burada olursa yani b'nin doğrusal olmasında yine ne oluyor arkadaşlar? yine en az değerini bulmuş olabiliriz. Şartı anladınız mı? Büyük ihtimal anladınız. Mesela burada hocam bu sefer şu ikisinin toplamının en az değerini istiyorum gibi bir soru gelirse. Bak her durumu inceliyorum. Bak bu sefer x'i e 7. Bu sefer x eksen üzerinde değil. X'i değişik bir sayı. E, ordinatı 7 olacak değil mi? Ordinatı 7 olacak. Ordinatın 7 olması x eşittir y eşitir 7 doğrusu üzerinde herhangi bir nokta. Yani ben o noktayı nerede seçersem olacak. A ile B'yi birleştirdin. Şartın üzerinden geçti mi geçmedi. O zaman bir tanesinin yansımasını al şarta göre. Hop aldın. O zaman burası B üstü noktası olsun. Sen oradaki noktayı tam olarak şurada seçersen arkadaşım. Bak şurada seçersen o zaman buradaki K noktası K ve K B üssü o zaman en az değerini almış olabilir. Yani A, K ve B üssünün ne olması lazım arkadaşlar burada? doğrusal olması lazım. Yani ne zaman böyle simetriğini ya da yansımasını alacağımızı anladınız mı? Anladınız. A ile B'yi birleştir. Şartın üzerinden geçmiyorsa yansımasını alıyoruz. Tamam? Peki, bir de şu sorulabilir. Bir de şu sorulabilir. Farklarının en büyük değeri sorulabilir. Ben şimdi yukarıda toplamlarının en büyük değerini hep böyle bütün şartlarını söyledim sana. Şimdi burada da sana değişik bir ispat da yapacağım. Eğer şöyle bir şey sorulursa, şu ikisinin toplamının bak Toplam, ay toplamının mı? Farklarının. Farklarının en büyük değeri sorulursa. Arkadaş yine bunu birleştirsek. Hocam bunu birleştirdiğimiz zaman ne oluyor? Şurada bir üçgen eşsizliği çıkıyor değil mi karşımıza? Evet. Bak dikkat et. Üçgen eşsizliğini uygulayalım. Bak 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 bak. Beraber yapalım. Hocam üçgen eşsizliğinden AB uzunluğu ne oldu? AB uzunluğu şu ikisinin toplamlarıyla farklar arasında. Yani KA artı KB ile... KA eksi KB arasında oldu mu? Oldu. Tabi bu mutlak değerce yazılır burada. E arkadaşlar KA eksi KB değeri mutlaka ama mutlaka AB'den küçük olmak zorunda mı? Zorunda. Ha demek ki ben ne diyeceğim? Eğer bana bu şekilde KA eksi KB'nin en küçük değeri sorulursa o zaman en büyük değeri sorulursa daha doğrusu. KA eksi KB değeri AB'den küçük ya. A, B'yi bulup daha küçük bir değerini yazabilirim. Ama dikkat et. K noktasını x ekseninde üzerinde herhangi bir yerde seçiyorum ya. Mesela burada seçsem. Oradaki yine üçgen oluşuyor. üçgen esliğinden K, X, K, B, küçük oluyor. Eyvallah. Peki ya burada seçersem? Tam doğrusal olduğu yerde seçersem? Tam burada seçersem ne oluyor? Hocam K, A, X, K, -B, mutlak değeri ya. Ya da KB'den B'den K çıkartırsam. Burası yapmıyor mu zaten? Aa evet. Doğrusal olduğunda ne oluyor? Doğrusal olursa ka a eksi k b'nin mutlak değeri ne eşit oldu? a b'ye eşit oldu arkadaşlar. He, o zaman ben şunu diyeceğim. Bana k a eksi k b'nin maksimum değeri sorulursa o zaman şart burası bak bu seferki şart ekizemizde x ekseni. Şartın aynı bölgesinde doğrusallığına bakacağım sadece. Doğrusal olduğunda k b eksi k a değeri a b değerine eşit oluyor. Eğer doğrusal olmazsa üçgen esliğinden küçük oluyor zaten. Ama doğrusal seçersem AB değerine eşit oluyor. E zaten ya üçgen alacak ya doğrusal olacak. O zaman biz doğrusal olduğu durumu seçeriz. O zaman doğrusal olduğunda maksimum değerine ulaşmış oluruz. Ama şurada dikkat edin. Biz biraz önce ne yaptık? Bak şuraya bir gelelim. Arkadaşlar şartımız neresi? Şartımız y eksen üzerindeydi. Bak toplamlarının en küçük değeri sorulduğunda şartın zıt bölgesindeyken direkt doğrusallığına baktık. Değil mi? Bak, şurada da aynı şekilde. Şartımız burada. Şartın zıt bölgesindeyken direkt doğrusallığına baktık. Bak, burada da öyle. Şartımız böyle ya. Şartın zıt bölgesinde A ve B noktaları direkt doğrusallığına baktık. Eğer yine aynı şekilde e, toplamları sorulduğunda şartımız neresi? Hocam, k noktası x eksen üzerinde ya. Şartın aynı bölgesindeydi ya burada. Aynı bölgesinde olduğu zaman toplamları sorulduğunda şartın zıt bölgesindeki doğrusallığı araştırmamız lazım. Yani A noktasını aldım buraya. Şuradaki doğrusallığı araştıracaksın. Bak şartımız neresi? Burası. Şartın toplamları soruluyor. E şartın her ikisi de sağ tarafında bir tanesini sol tarafına alacaksın. Yani şartın aynı bölgesindeki doğrusallığı inceleyeceksin. Bak önemli bir nokta. Burada bir şarta bak. Şartımız bu. E, A noktası burada B noktası burada. Şartın her ikisi de altında. E, toplamların en küçük değeri sorulduğunda şartın zıt bölgesindeki doğrusallığı alacağız. Bir tane noktanın o şarta göre simetriğini alacaksın sadece. Yani o zaman bu üç noktanın doğrusallığına bakacaksın, tamam mı? Simetriğini aldık bak burada, diğerlerini de almadık <laughs> ama burada aldık. Evet, o zaman şunu yazabiliriz: Toplamlarının en küçük değeri sorulursa, şartın zıt bölgesindeki doğrusallık alınır. Eğer farklarının en büyük değeri sorulursa, e, farklarının en büyük değeri sorulursa işte maksimum kxkb biraz önce ispatını yaptım. Şartın aynı bölgesindeki doğrusallığa bakacaksın. Bu sefer şartımız ne burada? x ekseni üzerinde değil miydi k noktası? Evet. x ekseni üzerinde bak noktaya bak. Noktada şartın aynı bölgesinde oluyor. Üstünde oluyor. İşte bu durumda şartın aynı bölgesindeki doğrusallığı araştıracaksın. Mesela bu soruda şöyle bir şey verilmiş olsaydı. Ee, A noktası burada. Bak dikkatli dinle beni. Dikkatli dinle beni. En son noktayı açıklıyorum şimdi. Bunlar uç noktalar ama merak edenler için izleyin demiştim zaten. Bir nokta burada. Bir nokta da burada. A, B ve K noktası da şurada bir yerde olsun. K, A, X, k, en küçük değeri sorulursa işte K noktasını burada değil de şöyle kafanız karışmasın. K noktasında şurada bir yerde seçeyim mesela. KA eksi KB'nin en büyük değeri sorulursa. Hocam şuna bir bakıyorum ki şartımız neresi? X80. x ekseninin zıt bölgesinde. Ha şartlarının pardon şartlarının diyor. Farklarının en büyük değeri sorulursa şartın aynı bölgesinde olmasını isteyeceğim. O yüzden bir tane noktayı şartın aynı bölgesine taşıyacaksın. Yani buraya A üstü yapacaksın. O yüzden şöyle BA üstünü çizdikten sonra şartta kadar geleceksin. BA ve şarttaki bu doğru yani K noktasını tam burada seçersen KB aksi KE KB eksi KA en büyük değerini almış olabilir. Tekrarlayalım mı? Toplamlarının en küçük değeri sorulursa şartın zıt bölgesindeki doğrusallığı arıyoruz. Farklarının en büyük değeri sorulursa da şartın aynı bölgesindeki doğrusallık aranıyor. Bazen şartın zıt bölgesinde verilip aynı bölgesine çevirmemiz gerekebilir. O zaman simetriğini alıp ya da zıt bölgesi verilip aynı bölgesine çevirmemiz gerekebilir. Şu şekilde gibi. O yüzden bazen de simetriğini de almamız gerekebilir. Bunlar uç noktalar arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye ben sana anlattım. Normalde senin için şuradaki bilgiler yeterli. İki noktası bilinen doğrunun eğiminde şuradaki sorular senin için gerçekten yeterli. Ama olur ya hani ortak sınav olmaz. Okulda hocanız da öyle bir sınav yaparsa bu tür bilgilerin ortak sınavda çıkacağını da çok zannetmiyorum. Okuldaki öğretmeniniz böyle size anlatım tarzına göre değişebilir. Bu mantıkta da bir soru sorabilir. Ama belki beni işte TYT anlamında dinleyenler de vardır. O yüzden bu bilgiyi de sana vermek zorundaydım. Tamam gençler. Evet böylelikle bu kısmı bitirdik. Bir sonraki videoda. Sana burayı hazırladım zaten arkadaşlar. Biz ne yaptık şimdi? Eğimi öğrendik mi? Öğrendik. İşte doğrudaki en önemli yer aslında eğimdir. Ama seni burada doğru denklemi yazmaya doğru bir şeyleri öğretmeye geldik. Doğru denklem biçimlerinden bahsedeceğiz bir sonraki videoda. O zaman o da çok önemli bir video. Ki bu iki video da çok önemli değil zaten. Bir sonraki videoda doğru denklem biçimlerinde yani doğru analitiği kaç yapıyor? 6'da değil mi? Evet. Doğru analitiği 3'te. Analitik geometrinin 6'ncısı oluyor galiba. O videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.